Herkese merhaba. Bugün size Haziran ayı boyunca deli gibi kullandığım, çok severek kullandığım bir uygulamadan bahsedeceğim. Çok giymeyi tercih ettiğim kıyafetlerden bahsedeceğim ve deli gibi kullandığım makyaj malzemelerinden bahsedeceğim. Hazır mıyız? Bence hazırız. Önce uygulamayla başlayalım. Bahsedeceğim uygulama tahmin edebileceğiniz gibi Polop. Ben Polop'un video kısmı ile ilgileniyorum ve birkaç YouTuber'la da görüşüyoruz. Çok eğlenceli videolar sizi ileride bekliyor olacak. Polop nedir bilmeyenler için Polop şu an Türkiye'deki en eğlenceli soru cevap uygulaması. Polop'a bir soru atıyorsunuz ve insanlar onu oyluyor. Siz seçenekleri belirliyorsunuz. Herkes sizin sorunuza cevap veriyor ve böylece yüzdelikleri görebiliyorsunuz. Çok eğleniyoruz biz, bayağı eğleniyoruz. Ve indirdiğiniz an siz de göreceksiniz. Hatta gelin sizle birlikte bir soru oluşturalım. Arkadaşlar hatta şu an Babiş'in tabletinden Polop'u indiriyorum. Ops. Tablet heyecanlandı. Bakın burada Polop'u tanıyorsunuzdur artık ya logosunu. Ben buradan yükleye basıyorum. Ve şimdi indiriliyor. Polop'u açtığınızda böyle bir ipucu ekranı oluşuyor. Buraları ben geçiyorum çünkü biliyorum artık uzmanım. Polop'u indirdiğinizde Twitter'la bağlanabiliyorsunuz ya da Facebook'la bağlanabiliyorsunuz. Ben Facebook'la bağlanıp üye olmuş olduğum için Facebook'la bağlanı tıklıyorum. Çıkan sayfa şimdi bu şekilde. Burada herkesin sorusu var ve istediğiniz gibi oylayabilirsiniz. Görünüyor mu bilmiyorum. Şu an keşfette çıkan sorular bunlar. Ve ben şimdi kendi sorumu oluşturmak istiyorum. Bu nasıl olacak? Şu ortadaki P'ye tıklıyorum. Tıkladığım an böyle bir yer açıldı, değil mi? Buradan soruma önce fotoğraf ekliyorum. Galeriden seçiyorum. Ben böyle bir fotoğraf çektim. Sexy pizza yazan. Çünkü pizza challenge yapacağız ve pizza challenge'da ne kullanmamız gerektiğini malzeme olarak size soruyoruz. Sizin oylarınıza göre pizzamızı onlarla yapacağız. Çok eğlenceli olacak eminim ki. Sorumu buraya giriyorum. Burada dedim ki pizza challenge için hangi malzemeleri kullanmalıyım? En çok oy alan 5 ile yapacağım. Şimdi seçenekleri ekleyelim. Buraya fotoğraflar ekleyerek seçenekleri fotoğraflı yapabilirim. Ama onun yerine ben şu yazıya tıklıyorum. Bana bu soru için daha yazıların uygun olacağını düşündüğüm için. Ve buraya birinci seçeneği mesela buradan ekliyorum. İlk seçeneği yaptıktan sonra seçenek ekleye tıklayarak ikinci seçenek. Böyle böyle bir sürü yapacağım istediğim kadar. Ve seçeneklerimi oluşturdum. Burada ben 10 tane seçenek oluşturdum. Daha sonra ilerleye tıklıyorum. Süre seçeceğim. Bir haftayı seçtim ben. Ve buradan paylaşa tıklıyorum. Ve sorum şu an paylaşıldı. Benim kullanıcı adım Duru. Profilime girip soruyu oylamanızı çok 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 istiyorum. Oylarınızı kesinlikle bekliyorum. Yeni videom ona göre gelecek. Ve kullanıcı adınızı aşağıya yorum olarak bırakırsanız sizi kesinlikle takip edeceğime de söz veriyorum. Şimdi arkadaşlar favorim olarak bana deli gibi sorduğunuz, bana o kadar çok kişi sordu ki bunu. Yani artık sizinle paylaşmak istiyorum nereden aldığımı. Yorumlara cevap vermeye çalıştım ama veremediğim olduğunu bilmiyorum. Galiba hepsine verdim. Ama yine de siz eğer görüp sormadıysanız burada göstereyim dedim. Bu tişört, evet benim Crybaby tişörtüm. Bunu tahammül edemediğim huylar adlı videoda giymiştim. Ben bu tişörtü aslında Drake hayranı olduğum için aldım. Drake'in Hotline Bling şarkısının kapağında buna benzer bir şey vardı. Hotline Bling versiyonu vardı. Ama ben Crybaby olanı çok tatlı bulduğum için onu aldım. Bunu Kadıköy Köstebek'ten aldım. Ama arkadaşlar bu erkek tişörtü. Kadınlara üretmemişler bunu. Ben erkek tişörtü ama X small yani... Yine biraz bol oluyor tabii ki ama yani hiç giyememekten iyidir bence. Eğer beğendiyseniz Köstebek'lerde bulabileceksiniz. Yine çok severek giydiğim bir üstten bahsedeceğim. Bunu da ben Beşiktaş'ta bir pasajda... Beşiktaş'taki pasajı biliyorsunuzdur ya. İşte McDonald's'ın o arkası sanırım oluyor. Oradaki pasajdaki bir yerden aldım. İsmini gerçekten hatırlamıyorum ama o pasajda buna benzer bir sürü şey var. Bu böyle bir crop top. Yani bayağı kısa ve çok 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 güzel. Ben bunu... Gerçekten çok severek giydim. Ayrıca bu renk, yani bu ayın değil hatta yani bu dönemin favori rengi falan. Bu renk her yerde karşımıza çıkıyor ve ben artık o renkli bir şey edinmek istedim ve bunu aldım. Siz de bakabilirsiniz. Ve yine yeşil demişken bu ay giymeyi çok sevdiğim ürünlerden bir tanesi daha. Bu böyle uzun bir etek, kalem etek gibi düşünün, vücudunuza yapışıyor. Ve dizinizin aşağısında böyle küçük bir yırtmacı var. Çok fazla büyük değil. Sadece dizinizin altında. Altında olan kısımda ve gerçekten dediğim gibi vücudunuza oturuyor. Bunu da Kadıköy'de bir pasajdan aldım. Hatta sanırım ismini biliyorum ve sizin için onu bulacağım. Arkadaşlar onu bulamadım. Evet maalesef bulamadım. Ama başka bir şey buldum. Siz şimdi bana genelde çok soruyorsunuz videolarda saçım dalgalı olduğu zaman şu an değil.
dalgalı böyle yapılı olduğu zaman diyorsunuz ki saçını nasıl yapıyorsun, bununla ilgili bir videoya çeker misin? Çok isterdim çekmek ama ben o kadar yetenekli değilim. Ben saç konusunda gerçekten çok berbatım, yani şu an bakın saçıma. Çok kötüyüm. Ama mesela bu kişinin yaptığı saçı çok beğenmiştim. Bu kişinin ismi Ersin Çamsarı. Yeri İstiklal Caddesi'nde, hatta tam olarak Sıra Serviler Caddesi Taner Palace Apartmanı No 9A2 Taksim İstanbul. Taksim meydanda bu aslında, caddenin üzerinde değil. Eminim ki bu kişinin ismini yazdığınızda kolaylıkla bulacaksınız. Dalgalı feni kesinlikle çok güzel yapıyor. Ve sanırım 20 lira ödemiştim. O saç için mesela hafif dalgalı diyorum ben. Her kuaföre gittiğimde hafif dalgalı dediğimde bana o sizin beğendiğiniz saçı yapıyorlar. Umarım siz de artık istediğiniz saça kavuşabilirsiniz. Şimdi diğer favorimden bahsedeceğim. Arkadaşlar benim cildim karmadan yağlıya dönük. Hatta genel olarak yağlı bir cilt. Bildiğiniz gibi 7/24 yaz kış demeden her zaman güneş kremi kullanmamız gerekiyor. Çünkü güneş sadece yazın cildimizi korumamız gerekiyor. Sürekli korumamız gerekiyor. Ben her zaman korumayı deli gibi isteyen biriyim ama kendime uygun güneş kremini bulmam o kadar vakit aldı ki daima sivilce yapıyor. Çünkü dediğim gibi cildim yağlıya dönük. Ve sürekli bir sorun yaşıyorum. İşte siyah nokta problemi, her şey, bezeler, yani kendime uygun güneş kremi bulmak resmen imkansız ötesi gibi bir şeydi ve ben çok üzülüyordum bu durumdan. Hiçbir güneş kremini düzenli kullanamıyordum. Ta ki Kiehl's'ın bu güneş kremini bulana kadar. Arkadaşlar bu kremden çok memnunum. Hiç sivilce yapmadı ve aldığım günden beri sürekli kullanıyorum. Yani her gün kullanıyorum gerçekten. Hava kapalı olsa bile, ki hava kapalı olduğunda asıl kullanmamız gerekiyor. Bulutlardan yansıyor o ışınlar ve çok tehlikeli. Kesinlikle yüzünüzü koruyun. Yani ben bunu kullanıyorum. Bu gerçekten favorim. Çünkü dediğim gibi diğer kremlerde hep bir sorun, daima yaşıyordum ama bunda asla öyle bir şey olmadı ve çok 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 mutluyum. Fiyatı sanırım 150 liraydı. Eğer gerçekten güzel bir güneş kremine yatırım yapmak istiyorsanız, onu hayatınızda edinmek istiyorsanız, çünkü cildi korumak çok önemli. Bundan, yani bununla sorun yaşayacağınızı ben düşünmüyorum. İnternetteki yorumlara da baktım. Tek bir adet kötü yorum bulamadım zaten. Öyle olduğu için koşarak gidip denemeliyim ben bunu dedim ve iyi ki de denemişim. Gerçekten çok memnunum. Bu da yine tahammül edemediğim huylar adlı videomda ve şu anda dudaklarımda var. Bu ruj MAC'in mat serisinden Please Me adlı ruj arkadaşlar. Ve bu ruj çok 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 tatlı bir pembe. Yine elimde de swatchlayayım. Ama ışıktan tam net görebilecek misiniz emin değilim. Çok tatlı bir pembe. Benim hayatımda kullanmayı en sevdiğim pembelerden biri. Ve bununla uygun olan In Anticipation adlı dudak kalemi var. Birebir aynı renkteler neredeyse. Yani ruj aldıktan sonra dudak kalemini almak zorunda mısınız? Hani bilmiyorum ama ben zorundaydım. Çünkü ben dudaklarımı çerçevelemeyi çok seven biriyim. O yüzden hiç düşünmeden aldım. Dudak kalemlerine bayılıyorum. Ya bu ikisi favorim. Bu ikisi... Bu yazın duru Ömer rengi kesinlikle. Son olarak da Maybelline'in Lash Sensational adlı maskarasından bahsetmek istiyorum. Bu kirpiklerinizi çok güzel ayırıyor, kıvırıyor. Hem de dolgunlaştırıyor bence, sadece kıvırmıyor. Yani istediğim her şey resmen tek bir maskarada birleşmiş ve çok teşekkür ediyorum Maybelline. Ben bunu bittikçe alacağıma eminim. Eğer siz de kirpiklerinizin kıvrılmasını, yukarıda durmasını, hafif acımlı olmasını ve... Ve çok güzel ya, tam bir takma kirpik etkisi. Ve suya dayanıklı olduğu için de alt kirpiklerinize sürdüğünde akma problemi yaşamıyorsunuz. Bu çok önemli bir şey. Genelde ben her rimeli alt kirpiğime de sürmeye çalışırım ve akar, böyle rakun olurum yani. Ama bunda o imkansız. Çünkü siz yağlı bir şeyle çıkarmadığınız sürece ya da çift bazlı bir çıkarıcıyla çıkarmadığınız sürece asla çıkmıyor ve bu da çok büyük bir artı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğene basmayı ve bir sonraki videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve sizden istediğim bir şey, bu ayki favorilerinizi siz de aşağı yazar mısınız? Yani ben de sizden yeni şeyler keşfederim. Çok tatlı olur bence. Ben yorumlarınızı sürekli okuyorum biliyorsunuz. Hatta cevap vermeye de çalışıyorum elimden geldiği kadar. Çok 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 teşekkür ederim tekrar. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.